Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin, dualarımızı kabul eyle. Kusuru küsurumuzu affeyle. Bugün inşallah şu akşam, şu sahur vaktinde kardeşlerimizle bu beraberliğimizi hakkımızda hayreyle. Güzel şeyleri, doğru şeyleri konuşarak bugünden itibaren Kadir Gecesi'ne, Kadir Gecesi'nden bayram sabahına kadar inşallah şu günler hakkımızda hep güzellik olarak tecelli etmesi için bize yardım eyle. Allah Teala'nın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Bugün bendeniz inşallah sizlerle özel bir şey yapacağım. Eğer takip ederseniz çok özel. Bunca senedir Allah nasip etti. Bir şekilde Rabbim bu sahada konuşmayı, sizlerle buluşmayı nasip etti. Bu sene herkesin evine kapandığı, sıkıntı çektiği, zorluk çektiği bu dönemde en ihtiyaç duydukları şeyi ve Ramazan'da dua yazdırmak mı? Herkes yazdırıyor. Bozan, bozmayan, orucu şeyler hepsi anlatılıyor. Ve muhakkak Allah'a şükür. Bendeniz tüm kardeşlerimize, bu sahada gayret eden insanlara, büyüklerime, abilerime ve yine kardeşlerime hakikaten minnet, şükran, teşekkürlerimi iletiyorum. Fakat şöyle bir düşündüğümde kıymetli dostlar, bu Ramazan'da gerçekten en önemli şey ne? Bak en önemli şey ne? Birazdan sizlerle kendi yaptığımız, daha önce yaptığımız şeylerin biraz daha farklı dışında, hatta ilk diyebileceğimiz, size de biraz böyle çıtlatmıştık. Hani değişik bir şey hazırlıyorum size diye. Onu inşallah yapacağız. Fakat böyle girmeyecektim. Şöyle girecektim konuya. Sizleri selamladıktan sonra diyecektim ki Allah Teala'nın o duaları, o bize olan muhabbeti, hani dün konuştuk ya, anlattık ya kıymetli dostlar. Bakın, bizim beraberliğimizde aslında hayat gibi. Bir yerinden bir şeyi kaçırdığınızda, birkaç saat geciktiğinizde yine hayat devam eder. Onu yakaladığınız yerden kavuşur, bir şekilde sürdürmeye, güzelleştirmeye çalışırsınız. Bizim program da öyle. Bizim sohbetler de öyle olması lazım. Hepiniz meşgulsünüz. Bazen aman dinle, yeme, otur falan diyorum da onların latife olduğunu, onların aslında bu beraberliğimize katkı sağlayabilecek sizin yine o sıcak kanlılığınız, muhabbetinizle yapılan şeyler olduğunu zaten anlıyorsunuz. Bizim insanımız zekidir, akıllıdır. İşaretten anlar. Ama bakın, size şunu söyleyeyim ki, dün konuştuğumuz şey, parça parça da olsa muhakkak bir yerinden yetiştiğinizde yakalayabileceğiniz ve gerçekten de şuna inanıyorum kıymetli dostlar. Nereden tutarsanız, neresinden bakarsanız bakın, bana ait, benim Ramazan'ım, benim Allah'ım, ne güzel dinim diyebileceğiniz bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu saatler kıymetli saatler. Belki benim Ramazan'da hiçbir amelim doğru dürüzgün şöyle sunabileceğim, arz edebileceğim bir amelim olmayacak. Ama sizlerle şu buluşmalarımız elbet umut ediyorum ki Allah Teala katında da reddolunmayacak. Beraberce. Allah bizi birbirimize mahcup etmesin. Allah Teala'nın merhametiyle alakalı 5 gündür, 6 gündür hazırladığım bir şey var. Onu söylemeden edemeyeceğim. Ama bakın, bu arada birbirinize haber verin. Birazdan ekranlarınızda hani dua olduğunda biliyorum, fotoğrafı çekenler, duayı ezberleyenler, tövbe estağfurullah, duadan daha garanti bir şey yapacağız birazdan. Duadan daha garanti bir şey yapacağız. Ezber de gerekmeyecek. Üşenmedim sizin için, metni hazırladım. Okuyacaksın, tamam diyeceksin, bu tarafa geçeceksin. Ölmeyeceksin, korkma korkma öyle bir şey. Sakın ha, bu tarafa geçeceksin diye kabir tarafını da gösteriyorum. Ha, bu tarafa geçeceksin derken tamam. Kadir Gecesi'nin muhatabı, Kur'an'ın muhatabı, dinin muhatabı olma meselesinde an en önemli, nirengi, hayati, hangi tabirle söylersen söyle. Okuyacağın
şurada seninle beraber yürüyeceğim mevzuyu ekrandan takip ederek, görme engelli kardeşlerimiz sesimi duyarak, tekrarladığında sabaha, bayrama, Kadir'e bu iman ölçüleri içerisinde bir şekilde geçmiş olacağız. Ama dua meselesine dedim ya 5-6 gündür hazırlanıyorum kıymetli dostlar. Ya bir sahne düşünür müsünüz şimdi, bakın bir sahne. Efendimiz sahneliyor zaten bunu düşünelim diye. Bendeniz o hadis metninde arkadaşlarımız bendeniz konuşmaya başladığında verecekler, şimdi vermesinler. İlk önce bir düşünmenizi istiyorum lütfen. Bakın bir sahne yaşatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi naklen, hatta naklen evet canlı canlı, parantez, Kur'an'ın anlattığı ne varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lütfen dinler misiniz? Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ne varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği ne varsa hepsi zikredildiğinde, okunduğunda canlıdır. Fatih Hoca'nın yorumu mu bu? Hayır. Kur'an'ın sırrı, şifrelerini çözmeye çalışıyorsun ya. Arkadaşlar, ister inan ister inanma diyemiyoruz tabii. Müminler inanacak. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Kur'an-ı Kerim hayat verir. Ama hangi hayat? Sadece hayatı yeme içme, başka türlü şeyler olarak gören insanların hayatı değil. Çünkü diğer canlılar da böyle. Allah'a muhabbeti olan bir, lütfen dinleyin. İnanın ki konuşma tonumdan belki irite olabilirsiniz, ikrah gelebilir. Ama anlattığım mevzuyu lütfen dinleyin. Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanda Allah duygusu varsa o insan hayattadır. Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanda Allah muhabbeti yok, peygamber muhabbeti hiç, Kur'an-ı Kerim'de onun için herhangi bir metinse, Kur'an'a göre bu ölüdür. Ölüdür. Aynen de böyle söyler. Sen ölülere işittiremezsin ey Habibim der. Ölüler işitmez. Hangi ölüler? Fatiha okuyoruz. İmanla göçen adam bile ölü değildir. Kur'an'a inandıktan sonra. Kur'an'a inanmadıktan, Allah'a muhabbet duymadıktan sonra adam böyle isterse günde 6 saat kondisyon yapsın, hep hareketli. Ölü diyor ona Allah Teala. Ölü. Manası ölmüş. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda, Resulullah Efendimiz bir şey anlattığında dikkat et, canlanırsın. Onun sebebi nedir biliyor musun? Canlıdır çünkü. O an canlıdır o. Ve aynen böyle. Kur'an-ı Kerim o can veren menba ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kaynaktan bize anlattıkları canlıdır. Canlandırma derken her iki manayı da alabilirsin. Bir adam düşünün. Çöl. Çöl nasıl bir yer? Uçsuz bucaksız, kaybolduğunda, bineğin olmadığında ölüm muhakkak. Öyle bir çöl. Ölüm muhakkak. Otostop falan da yapamıyorsun ki, deve gelene kadar zaten sen eriyip bitersin yani. Böyle otoban falan yok. İşi sulandırmayayım, tamam haklısın. Efendimiz buyuruyor ki, bir adam düşünün. Çölde suyunu, erzakını ve gitmesini sağlayabilecek bineği kayboldu. Gitti. Oraya bakıyor yok. Buraya bakıyor yok. Hayat, lütfen dinleyin. Sizi çok sevindirecek bir şey var sonunda. Efendimiz buyuruyor ki artık hayatından ümidi keser. Ve hayatından ümidi bulamayacağım. Bari şuraya böyle yorgun yığılayım. Ben artık ölümümü bekleyeyim noktasına gelir. Arkadaşlar metni de yazıyor şu anda. O ağacın dibinde böyle tüm ümidi bitmişken, benim Ramazan'daki son günlerim gibi diyen vardır şu anda. Hayata baktığında aynen benim durumum gibi diyen vardır şu anda. Efendimiz bunu devesini kaybeden bir adam üzerinden anlatıyor. Tam ümidi kesmişken gözünü açar, bir de bakar ki devesi karşısında. Yiyeceğiyle, suyuyla, her şeyiyle. O kadar sevinir ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başlar Allah'a dua etmeye. Ya sen ne güzel Allah'sın, sen Kerim'sin, Mevla'sın.
Dua ederken bak ne diyor. Bak söze bak. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diyor Allah'a. Dili sürçüyor. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Hani hadisin metninde böyle yazmıyor da biz derste dinledik bunu. Melekler şaşırıyormuş.